Değerli izleyiciler, Bloomberg Business Week Türkiye'nin 5 soruda programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, fon bulucu platformları kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok çok iyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey, kısaca bize fon bulucu platformlarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Fon bulucu platformları aslında 2016 yılında temelleri atılan, özellikle de girişim sermayesi ve yeni nesil yatırımcılık diye tabir ettiğimiz konular üzerinde çalışan bir finans şirketi. Platformların içerisinde 3 ana unsur bulunmakta. Birincisi paya dayalı kitle fonlama platformu. Bu sermaye piyasası kurulundan lisanslı. Diğeri girişim sermayesi yatırım fonu, yine sermaye piyasası kurulundan lisanslı. Ve üçüncü olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akredite edilmiş bir melek yatırım ağımız var. Bu üçlü yapı içerisinde her seviyede fonlama ve her seviyede yatırım fırsatları sunuyoruz. Anladım. Bu yatırım araçlarının içinde en genci sanırım kitle fonlama kısmı. Biraz Türkiye'de kitle fonlamadan bahsedebilir misiniz? Ne büyüklüktedir, nasıl büyüyor, ilerliyor? Tabii önce isterseniz dünya rakamlarını da vereyim. Böylelikle Türkiye'ye doğru gelmiş oluruz. 2020 yılında dünyada aslında 564 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Bu hacme karşılık da 114 milyar dolarlık bir fonlama gerçekleşti. Ve 300 binin üzerinde de yeni istihdamın ortaya çıkmasına sebep olan bir sistemden bahsediyoruz. Dikey'de ana 4 tane modeli var bunun. Ve Türkiye'de dediğiniz gibi yeni uygulanmaya başlayan paya dayalı kitle fonlaması var. Hatta birkaç gün önce de borçlanmaya dayalı kitle fonlaması ile ilgili de tebliğ taslağı yayınlandı. Geriye doğru baktığımızda 2012 yılından bu yana aslında Türkiye'de kitle fonlaması ile ilgili bazı çabaları görüyoruz. Ödül ve bağış bazlı dediğimiz bizim reward based crowdfunding'de erken başlama söz konusu Türkiye'de ama çok fazla geliştiremedik onu. Biz 2016 yılında bu işe başlarken aslında ilk önce ödül ve bağış bazlı kitle fonlaması ile harekete geçtik. 2017 yılında ilk platformumuz olan Reward'u devreye soktuktan sonra asıl amacımız bizim bugüne gelebilmekti. 2017 yılında yasa çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasasına birkaç madde ilave edilerek konu yasallaştı aslında. İkinci mevzuatı bekledik. 2019 yılının Ekim ayında da Sermaye Piyasası Kurulu paya dayalı kitle fonlaması ile ilgili ikinci mevzuatı yayınladı. Ve hem platformları hem sistem paydaşlarını hem de yatırımcı ve girişimcilerin görevlerini tanımlayarak sistemi aslında regüle etti. Dünyada da 8. ülke olduk bu noktada regülasyonuna bu sistemi koyan. Paya dayalı kitle fonlamaya kimler katılabilir? Yatırımcı olarak kimler katılabilir? Katılmak için ne büyüklükte bir yatırım yapmak gerekir? Ve kimler bu yatırıma başvurabilir, yatırım alabilir? Tabii burada demin söylediğim gibi Sermaye Piyasası Kurulu aslında 3 ana paydaşı sistemde tanımladı. Biri pek tabii ki girişimciler, diğeri yatırımcılar, diğeri de hem platformlar hem de platformlarla beraber çalışan sistem paydaşları. Üçü hakkında da bilgi vereyim isterseniz size. Burada girişimciler sınırlandırıldı ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde. Üretim veya teknoloji odağında çalışan, bu faaliyetleri yürüten girişimler ancak bu sistemden faydalanabiliyor. Eğer anonim şirket kurmuşlarsa bu girişimciler son 5 yıl içerisinde kurulmuş olması gerekiyor. Bu, ki buradan da erken aşama girişimcilerin hedeflendiğini de görebilirsiniz. Yine 18 milyon varlık büyüklüğünün aktif varlık büyüklüğünün üzerinde olmaması gerekiyor bize başvuran şirketlerin. Türkiye'de yerleşik olma zorunluluğu söz konusu. Tabii ki finansmana ihtiyacı olan, gelişme potansiyeli olan girişimler bu sistemden istifade edebiliyorlar. Bunların bu saydıklarımın dışında herhangi bir sınır söz konusu değil. Yatırımcılar için de aslında biz burada herkesi girişimci yapamayacağız ama herkesi yatırımcı yapabileceğiz diye yola çıktık. Gerçekten de öyle. Çünkü mali bariyeri biz 1 liraya kadar indirdik. 1 lira birçok insan için çok küçük bir rakam olarak görünebilir. Ama mikrofinansı bilen, mikrofinansa inanan kesimler, özellikle iyi finansçılar, mikrofinansın aslında makroya nasıl evrildiğini de görebilir dünyada. Biz de bu prensip doğrultusunda hareket ediyoruz. Biz açıkladığımızda hatta 1 lira diye bir pay 1 lira şeklinde bir espriyle yola çıktık. Fakat şu anda 1/3, yani 1000 kişi de sadece 3 kişi 1 lira yatırıyor. Tabii ki 1 liranın bir kıymeti yok ama insanlar deneyimlesin diye biraz da böyle bir yöntem bulduk. Yani yatırımcılar 1 lirayla 20 bin lira arasında istedikleri rakamla yatırım yapabiliyorlar. Niye 20 bin lira?
Sermaye Piyasası Kurulu bir limit getirdi. Nitelikli olmayan yatırımcılar Türkiye'de 20 bin lira üst limitle yatırım yapabilecekler bir yıl içerisindeki tüm platformlar nezdinde. Bunu Merkezi Kayıt Kuruluşu takip ediyor. Ama bu 20 bin lirayı artırmak isterlerse de bize gelir beyanında bulunuyorlar. Sadece beyan bu arada, herhangi bir evrak istemiyoruz. 100 bine kadar çıkarabiliyorlar. Yani yatırımcılar 1 lirayla 100 bin lira arasında nitelikli olmayanlar istedikleri miktarda yatırım yapabiliyorlar. Nitelikli yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılarda ise herhangi bir yatırım sınırı yok. Bir de tabii diğer sistem paydaşları dediğimiz platformlar var. Onların kuruluşuyla ilgili gerçekten çok sıkı bir tebliğimiz var. Bir banka kurmaktan inanın farklı değil. Çünkü 6. madde diye bir maddemiz var. Aynı bankadaki yönetim kurulu üyelerinin istedikleri standartlar isteniyor. Türkiye'deki kötü örnekler yaşanmasın diye de Sermaye Piyasası Kurulu çok güzel tedbirler aldı. Bunların başında da sistem paydaşları Takas Bank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu. Takas Bank'a iki görev verdi. Biri bu yatırımcıların ödedikleri tüm paraların emanet yetkilisi olarak girişimcinin tebliğ hükümlerini yerine getirene kadar aktarılması sürecinde bloke edilmesi. Haliyle siz bir yatırım yaptığınız zaman bu yatırımınız işlem bitene kadar sizin adınıza bloke ediliyor, korunuyor. İkinci olarak da Takas Bank ödeme sistemlerini yönetiyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda da Sermaye Piyasası Kurulu hem limitlerin takibi, yani girişimcilerin limitleri, yatırımcıların limitlerinin takibi, hem de bence devrimsel nitelikte olan bir görev verdi. O da bu hisselerin, bu payların kaydileştirilmesi. Şöyle söyleyebilirim size. Siz sistemimize girip e-devletle doğrulama yaptıktan sonra sizden artık kesinlikle ne imza, ne noter, ne ticari sicil hiçbir şey istemiyoruz. Doğrulanma işleminizi gerçekleştirdikten sonra sizi biz tanıyoruz. Sistem tanıyor, MKK tanıyor, Takas tanıyor, Takas Bank. Dolayısıyla aldığınız paylar adınıza Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki hesabınızda kaydileştiriliyor. Bu kendi başına bir devrim aslında. Sistemin %97'si bu şekilde dijital. Kitle fonlamasına ortalama da insanlar ne kadar para yatırıyorlar ve ortalama kişi sayısı nedir? Aslında sistem daha çiçeği burnunda. Çünkü 8 Nisan'da biz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alındık, yani lisanslandık. 11 Mayıs'ta hemen 33 gün sonra da ilk kampanyamızı çıkmayı başardık. Bizdeki kampanya dediğimiz şey aslında girişimcilerin yatırım turu. Yatırımcıyla buluştukları an. 11 Mayıs'ta çıktığımız ilk yatırım turunda 6 gün içerisinde fonlamayı başardık. Çok hızlı bir rekorla devam etti. Hemen arkasından da 4 tane girişim şu anda Türkiye'de ard arda fonlanmayı başardı. 3.6 milyon liranın üzerinde bir fon topladık. Girişimlere aktarmaya başladık onları. Ortalama 2100 lira civarında bir yatırımcı ortalaması var kişi başı. Bu da dünya ortalamasının üzerinde. Dünyada 88 dolardır equity crowdfunding'deki ortalama. Haliyle oldukça iyi durumdayız aslında, iyi gidiyoruz. Sisteme kayıtlı şu anda 4000'in üzerinde üye var. 2 ay içerisinde gerçekleşen üyeliklerde. Bunun 2000'i yatırımcı olarak kaydolmuş durumda. 474, belki 484'tür, tam hatırlayamadım ama 484 girişimci şu anda sırada bekliyor yatırım turu yapmak için. Ve bu girişimcilerin başvuruları neticesinde talep ettikleri fon 200 milyonu buldu. Fon bulucu platformlarında aslında yatırımın pek çok ayağı mevcut. Aslında şöyle baktığımızda sizin şirket genel olarak Türkiye'deki yatırım ortamını değerlendirebilecek bir potansiyele sahip. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında son derece olumlu değerlendiriyoruz. Yine birkaç rakam verirsem belki daha iyi anlaşılabilir. Özellikle pandemi döneminde borsaya ilk kez işlem yapmak üzere giren kişi sayısı 2.4 milyon. Bu kişilerin yaklaşık 600 bini 25-34 yaş arası. Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman aslında genç yatırımcıların çok fazla sisteme rağbet gösterdiğini görüyorsunuz. Ki borsadaki işlemle bizde yapılan işlem neredeyse birebir. Çünkü ikisinde de pay arzı söz konusu ve yatırımcı olarak bu pay arzlarına girip ön talepte bulunabiliyorsunuz, pay alabiliyorsunuz. Haliyle bizim bize başvuran ve yatırımcı olarak kaydolan, yatırım yapan kişilerin özelliklerine baktığımızda şunu görüyoruz ki son derece genç bir grup var. Yatırımcı olmak istiyorlar.
tasarruf etmek istiyorlar. Bunu da özellikle gerçek organizmalara yatırım yaparak, üretim ve istihdam yapan girişimlere yatırım yaparak göstermek istiyorlar. Dünya Bankası'nın 2019 yılında bir çalışması vardı ve özellikle Y ve Z kuşağından gelen, biliyorsunuz, milyarderler var dünyada. Girişimcilikle birkaç sene içerisinde bile büyük miktarda paralara ulaşan yeni bir nesil var. Bu neslin artık yatırımcı olacağını ve özellikle de equity crowdfunding'de fonlanmaya çıkan, yatırım turuna çıkan girişimleri fonlayacağına dair 40 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurmuştu. Biz de görüyoruz ki önümüzdeki dönemde hem Türkiye'den hem de dünyadan girişimlerin çok fazla finansman sorunu olmayacak gibi. Hakan Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben sormak istediklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz bir konu var mı? Var aslında. Buradan bir çağrı yapabiliriz. Lütfen. Kitle fonlaması adı üstünde aslında birçok insanın bir araya gelerek o topluluğun bilgeliğini de kullanarak aynı zamanda da kendi finansal güçlerini bir araya getirip o mikrofinanstan makroya evrilen bir sistem. Dolayısıyla burada küçük büyük demeden tüm insanların, tüm vatandaşlarımızın bu sisteme sahip çıkması gerekiyor. 1 liradan dediğim gibi 100 bin liraya kadar dileyen dilediği kadar pay alabiliyor. Gerçek karşılarında kişiler var, gerçek organizmalar var, gerçek şirketler var. Bu yatırımların çok hızlı şekilde ölçeklenmesi mümkün. Vatanlar da olacak ama ülke ekonomisine katkı sağlamadan kimse en azından çekip gitmeyecek bu ülkeden. Herkesi kitle fonlamasına sahip çıkmaya, yatırım yapmaya davet edelim sayenizde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, 5 sorudanın konuğu, fon bulucu platformları kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız'dı. Bir başka programda görüşmek üzere.